Taşkınpaşa Köyü, namı diğer Damsa Köyü. Ürgüp ilçemize bağlı, eski adıyla Damsa, yeni adıyla Taşkınpaşa ismini taşıyan köyümüz, pek çok tarihi eseri bünyesinde barındırmaktadır. Damsa Barajı olarak bilinen bir barajı da vardır. Orta Anadolu bölgesi türkülerinin özgün sesi Refik Başaran da bu köylüdür. Taşkınpaşa Köyü, Ürgüp ilçesinin 18 kilometre güneyinde olup, güneyinde Şahin Efendi, kuzeyinde Cemil, doğusunda Yeşilöz ve Akçaviran, batısında Mazı Köyü ile komşudur. Taşkınpaşa Köyü, Nevşehir köyleri arasında hakkında en çok bilimsel makale yazılan köy konumundadır. Taşkınpaşa Köyü, Damsa Vadisi'nin ortasında yer almaktadır. Bu vadi yaklaşık 15 kilometre kadardır. Ürgüp Yeşilhisar yolu üzerinde yolun sağ tarafında yer alır. Köy adını Anadolu Selçuklu beylerinden Emir Taşhun Paşa'nın buraya yerleşerek bir cami, bir medrese ve bir kümbet yaptırıp buraları ihya etmesi nedeniyle almıştır. Taşhun Paşa, 4. Rükneddin Kılıç Arslan'ın komutanlarından olup, Ürgüp ve yöresinin Türkleşmesinde ve İslamlaştırılmasında büyük emekleri olmuş bir kişidir. Yaptırmış olduğu cami ve medresenin taş işçilikleri, Selçuklu taş işçiliğinin en önemli eserlerindendir. Caminin orijinal mihrap ve minberi, İslami ahşap işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Köyde bu tarihi eserlerin dışında Taşhun Paşa'nın çocuklarına ait bir kümbet ve kendisine ait ayrı bir kümbet vardır. Ayrıca eski mezarlık içerisinde Kesikbaş Türbesi bulunmaktadır. Köyün içeri bağlar mevkiinde büyük bölümü yıkılmış kayadan oyma bir kilise bulunmaktadır. Taşkın Paşa köyünün sınırları içerisinden doğarak Taşkın Paşa, Cemil, Mustafa Paşa ve Ürgüp sınırları içerisinden geçerek Kızılırmağa dökülen Damsa Çayı geçtiği arazilere hayat vermektedir. Damsa Baraj Gölü bu çay üzerinde sulama amaçlı inşa edilmiş yörenin en güzel mesire yerlerindendir. Ürgüp'ün diğer köylerine ait videoları bulabileceğiniz Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Ürgüp'ün köyleri haricinde Ürgüp Merkez ve Kapadokya bölgesine dair diğer videolar için kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Cami, kümbet, türbe ve medreseden oluşan külliyede caminin ve medresenin kitabeleri bulunmadığı için inşa tarihleri belli değildir. Ancak kümbetteki 743 tarihiyle türbedeki lahitlerde yer alan 751 ve 756 tarihleri külliyenin 14. yüzyıl ortalarında yaptırıldığını göstermektedir. Cami, yazlık mescit, kümbet ve açık türbe bir avlu duvarı içinde yer almaktadır. Bir Karamanoğlu yapısı olan Ürgüp Taşkınpaşa Camii, yöresel düzgün kesme taşla inşa edilmiş ve kuzey-güney doğrultusuna uzanıyor. Dikdörtgen biçimli bir avlu içerisinde yer alan yapının avlusunda iki türbe bulunuyor. Kapalı ve açık olmak üzere iki bölümden oluşan cami, bugün yapılan restorasyon hataları nedeniyle ne yazık ki orijinal güzelliğini biraz yitirmiş durumdadır. Karamanlı emirlerinden olan Taşkınpaşa da Ürgüp'ün Taşkınpaşa köyünde 14. yüzyıl ortalarında bir medrese, bir cami ve bir de türbe yaptırmış ve bu eserlere bazı vakıf gelirleri tahsis etmiştir.
Karamanlı sanatının kendine has özelliklerini bünyesinde toplayan söz konusu yapıların tamamı günümüze kadar gelebilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir restorasyondan sonra bugünkü şeklini alan medrese, halen kütüphane, cami ise yine ibadet amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşkınpaşa köyünden Osmanlı sarayında çalışanlar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de yüksek rütbelere yükselmiş subaylar da vardır. Taşkınpaşa köyü tarihi evleriyle tipik bir Osmanlı köyü görünümündedir. Damsa Barajı ile de Orta Anadolu bozkırında yemyeşil bir alan oluşturmaktadır. Ürgüp'ün mutlaka görülmesi gereken köyleri arasındadır.